Bugün her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Dün biliyorsunuz açık havadan, yeşillikler içerisinden güzel bir yayın gerçekleştirdik. Ben daha sonrasında izledim, acayip keyifli olmuş. Sizlerin de beğendiğini gördüm. Bunları devam ettireceğiz. Ama yeşil deyince bazı arkadaşların aklına da doların yeşili gelmiş. Hatta bana da böyle bazı espriler yapmışlar. Vallahi diyetim o değildi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben hatta sizi biraz doların yeşilinden uzaklaştırayım diye uğraştım. Onun için de böyle açık havadan, yeşilliklerin içerisinden bir yayın yaptım. Ama aklınızın dolarda olduğunda gayet net bir şekilde görüyorum ve biliyorum ve çok da haklısınız diyorum arkadaşlar. Öbür taraftan dün biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ilk faiz kararı geldi. Piyasaları şaşırtmadı. %19 seviyesinde sabit tuttu. Oysa Yeni Şafak gazetesindeki yazısından sonra, attığı o manşetten sonra ne diyordu manşette? 128 milyar dolar nerede açıklayın diyordu. Faizleri acilen indirin diyordu. Yabancılar 4 milyar dolar getirdi, 5 milyar dolar götürdü diyordu. Bunlarla ilgili açıklama bekliyorum diyordu. Ve bu yazı sonrasında da al sana açıklama dediler. Merkez Bankası Başkanı yapıverdiler. O koltuğa oturur oturmaz da ani şekilde fikirleri değişti gördüğüm kadarıyla. Ne faizi indirdi, ne 128 milyar dolar meselesini bir kez daha gündeme getirdi, ne giren çıkan yabancı parayla ilgili bir bilgi verdi. Anlayacağınız büyük bir sessizliğe büründü Sayın Kavcıoğlu. Ama ben hala kendisinden tumturaklı bir faiz indirimi bekliyorum. 128 milyar doların hesabını bir an önce bizlerle paylaşmasını bekliyorum. Paylaşmasa bile en azından bilançoları açın, biz inceleyelim diyorum. Arka kapıdan bir şey yapıldı mı, herhangi bir özel sözleşme yapıldı mı, yapılmadı mı? Muhalefetin de beklentisi bu. Bizim de beklentimiz bu. Hem ekonomistlerin hem gazetecilerin Sayın Kavcıoğlu bu konuyla ilgili yakın zamanda bir adım atar beklentisindeyim. Öbür taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili başka veriler de bugün açıklandı. Ve bu veriler sonrasında da Reuters ile Bloomberg oturdu, bazı hesaplamalar yaptı. Açıkçası aynı hesapları yaparken bu haberi görünce oh dedim. Uğraşmaya gerek kalmadı, en azından Reuters ile Bloomberg yapmış. Ben bir daha üzerinde çalışmayayım dedim. Ve bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. 2003 yılına geri dönmüş durumdayız. Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 9 Nisan itibarıyla 9 milyar 930 milyon dolara kadar gerilemiş durumda. Tabii bunlar net döviz rezervleri olarak görülse de aslında değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinden takas işlemlerini çıkarttığınız an eksi 51 milyar dolara geliyorsunuz. Yine Reuters'ın incelemelerinde de bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi hemen başa dönelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz rezervleri 9 Nisan itibarıyla 9 milyar 930 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu 2003 Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviye arkadaşlar. Kısa vadeli borca bakıyoruz, 190 milyar doları geçmiş durumda. Neden önemli? Bunun da detaylarını yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik küçük bir ara veriyorum, devam ediyorum Merkez Bankası ile ilgili. Ve Merkez Bankası'nın swap hamlelerine baktığımız zaman Çin, Katar gibi merkez bankalarıyla swap anlaşmalarının 17 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Türk bankalarıyla yaptığı swap anlaşmalarında 43 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz ve toplamda 60 milyar dolarlık bir swap var. Şimdi arkadaşlar ne diyor Merkez Bankası bize? Benim rezervimde diyor 69 milyar dolar var. Böyle bir rezervim var diyor. Oysa hesap tamamen yanlış. Bu hesabı bir daha yapalım isterseniz. Nasıl mı yapacağız? Swap'ları çıkartacaksın çünkü onlar eksi rezerv aslında. Hatta 60 milyardan 9 milyarı çıkartacaksın. 9 milyar 930 milyonu çıkartacaksın. Hadi 10 milyar diyelim. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 50 milyar dolar. İşte o 50 milyar dolar Merkez Bankası'nın negatif rezervleri. Peki Merkez Bankası rezervleri neden bu kadar önemli sorusunun cevabını verelim. Sadece kuru baskılamak için değil, hatta kuru baskılamak için hiç değil arkadaşlar. Normal koşullarda merkez bankaları bu rezervleri kısa vadeli borçları ödemek için biriktirir. Hem özel sektörün hem de kamu sektörünün. Yarın öbür gün özel sektör ya da kamu yurt dışından borçlarını çeviremez ise
ve bir şekilde boşa düşerse o zaman Merkez Bankası'na döner ve der ki ey Merkez Bankası rica ediyorum bana para ver de ben yurt dışındaki şu borcumu ödeyeyim sonrasında da sana ödeyeyim. Ya da ihracat yaptığımda bundan kalan parayı sen zaten kesersin der ve Merkez Bankası rezervleri bu aşamada kullanılır. Kısa vadeli borçları çevirebilmek için. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda kısa vadeli borçları çevirme ihtimali neredeyse imkansız hale gelmiş durumda Merkez Bankası'nın. Bakın swap faizlerini diyorum ve swapları çıkarttığımız zaman diyorum -50 milyar dolar civarındayız. Üzerine bir de 190 milyar dolarlık bizim kısa vadeli borcumuzu koyun. 240 milyar dolarlık bir risk taşınıyor aslına bakarsanız. Nerede 240 milyar dolar sorusunu sormak yerine biz hala işin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde kısa vadeli borçları özel sektör ve kamu çeviremezse işte o zaman büyük bir krize doğru emin adımlarla ilerleyeceğimizi görüyoruz. Bir başka önemli konu bakın Türk bankalarının swap riski de 43 milyar dolar. Yani yarın öbür gün bankalar kendilerini çeviremediklerinde, yurt dışından para bulamadıklarında, sendikasyon kredilerini yenileyemediklerinde Merkez Bankası'na dönüp diyecekler ki seninle yaptığımız şu swap anlaşmasının karşılığını bize geriye ödeyiver. Nedir o? 43 milyar dolar. 43 milyar doları var Merkez Bankası'nın? Yok. Çünkü net rezervler 9 Nisan itibariyle düz diyelim 10 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Yani bankalara bile ödeme yapmaya kalksa bugün Merkez Bankası 33 milyar dolarlık bir açığı var arkadaşlar. Ve bu da büyük bir şoku işaret ediyor. Ha diyelim ki bizim Türk bankaları önemli değil kardeşim sonra ödersin dediler ve swap anlaşmalarını yenilediler Merkez Bankası'yla. Yabancı bankalar ne olacak? Yani Katarlı ve Çinli bankalarında 17 milyar dolarlık swap anlaşması var Merkez Bankası'yla. Onlar benim paramı ver kardeşim derlerse Merkez Bankası 17 milyar doları ödeyebilecek güce sahip mi? Orada da yok. Çünkü 10 milyar dolar var kasasında 7 milyar dolar açık kalıyor. Çünkü o bankalarla yaptığı swap anlaşması da 17 milyar dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası korkunç bir tabloyla karşı karşıya. Ve onun için zaten biz Türkiye ekonomisinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söylüyoruz. Yarın öbür gün swap anlaşmalarını çevirmek isterse Türk bankaları ya da yabancı bankalar Merkez Bankası'nın bu doları geriye ödeyecek parası yok. Kasasında yok arkadaşlar. Swap anlaşmaları dursa bile kısa vadeli borçlar karşısına çıktığı zaman onlara destek olacak hiçbir pozisyonu yok. Kuru baskılayacak zaten pozisyonu yok. Onun için de faizleri aşağıya çekemiyor. Faizleri indirirse başına ne geleceğini gayet iyi biliyor. Ama faizleri sabit tutup oradaki ibareyi çıkartarak da piyasaya böyle ufak ufak sinyaller veriyor. Ha, reel piyasaya güzel sinyaller verirken finans sektörüne de olumsuz bir sinyal veriyor. Çünkü yabancı para diyor ki demek ki Merkez Bankası her an faizleri indirebilir. Onun için ben bir an önce uzayayım. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki günlerde yabancının çıkışı kaçışı çok daha hızlı bir hale gelecek. Bunu da altını çizelim. Başka bir mevzu var onu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. O da bütçe rakamları açıklandı. Bakın bütçede de kara delik hızla büyümeye devam ediyor ama kara delik dışında çok önemli bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O da arkadaşlar bizim faiz ödemelerimiz. Ve 3 ay içerisinde faize yaptığımız ödeme 48.6 milyar liraya gelmiş durumda. Sadece Mart'ta 14.2 milyar liralık bir faiz ödemesi yapmışız. Ocak, Şubat, Mart toplamında da biraz önce söylediğim gibi 48.6 milyar liralık bir faiz ödememiz var. Ve yıl toplamında görünen o ki bu hızla gidersek sadece faize 200 milyar liralık bir faiz ödememiz olacak. Ve vatandaşa bu arada 7 milyar lira bile ödeme yapmıyoruz. İşin kötü tarafı bu. Başka nerelere para harcıyoruz? Tabii ki bir de örtülü ödeneğimiz var. Daha doğrusu genel itibariyle bunun saray harcamaları olduğunu biliyoruz. Bakın örtülü ödenek harcamaları da tüm hızıyla artıyor arkadaşlar. Şubat ayında 89.3 milyon lira olan örtülü ödenek harcaması bir nevi saray harcaması Mart'ta 4 kat birden artmış 371.5 milyon liraya çıkmış.
3 aylık toplama bakıyoruz, 728.7 milyon liralık bir harcama var. Örtülü ödenekten vatandaş can çekişiyor. Vatandaşın yiyecek ekmeği yok, soğanı yok, patatesi yok ve dağıtıyoruz biliyorsunuz. Ama örtülü ödenekten milyon liralar harcanmaya devam ediyor. Öbür taraftan da faiz giderlerimiz milyar milyar karşımıza çıkmaya devam ediyor. İşte onun için arkadaşlar 128 milyar dolar çok ama çok önemli. Onun için hepimiz 128 milyar doların hesabını sormak zorundayız. Bu arada 128 milyar dolar deyince böyle küçük bir rakam gibi görünüyor göze. Oysa eski parayla 1 katrilyonun üzerinde yeni parayla bakıldığı zaman çok daha büyük bir rakam arkadaşlar. 1 trilyon liradan bahsediyoruz. Evet, 1 trilyon liranın üzerinde bir paradan bahsediyoruz. 1 trilyonumuz olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Hepimiz belki aylarca hiç çalışmadan evimizde oturarak devlet yardımlarıyla ayakta kalabilirdik. Esnaf ayakta tutulabilirdi, KOBİ'ler ayakta kalabilirdi, bütün herkesin vergi borçları silinebilirdi. Hatta bankalara olan borçları silinebilirdi. 128 milyar dolar işte öyle bir para. Ya da 1 trilyon lira öyle bir para arkadaşlar. Onun için bu 128 milyar dolar aman canım bana ne diyebileceğimiz bir pozisyon yok ortada. Bir yandan bütçeyi batırmışsınız, bir yandan kısa vadeli borçlarınız patlamış. Esnaf, çiftçi, herkes borç batağında. Hala krediye boğmaya çalışıyorsunuz bu insanları. İşsizlik almış başını gitmiş. 30 milyon çalışanın 10 milyonu işsiz pozisyonda. Yani Türkiye'de her 3 kişiden birisi işsiz. Ve bu noktada 128 milyar doları niye soruyorsunuz diyemezsiniz. Bu arada faizleriniz %19'a gelmiş. Dolar almış başını gitmiş 8.45'i görmüş, sonrasında 8 seviyesine kendisini sabitlemiş ve yükseliş eğilimi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. O ibarenin çıkartılması nedeniyle tüm hızıyla devam edecek ve bu koşullarda diyorsunuz ki yok kardeşim bana 128 milyar doların hesabını soramazsınız. Enflasyonu hani düşürecektik? Enflasyona bakıyorsunuz %16, üretici enflasyonu %32'ye dayanmış ve bu koşullar içerisinde enflasyonun yükseliş eğilimi tüm hızıyla devam edecek. Merkez Bankası'nın kasasında para yok, bütçenin kasasında para yok, hazinenin kasasında para yok ve bu arada diyeceksiniz ki 128 milyar doları sorma. Tövbe, amana, haşa, böyle şeyi soramazsın. Bu bir suçtur. Suç olan 128 milyar doların harcanmasıdır. İhtiyat akçesinin harcanmasıdır. Bütçenin büyük bir kara delikte karşımıza çıkıyor olmasıdır. Türkiye'nin kısa vadeli dış borçlarının 190 milyar doları aşmış olması ve bunun finanse edilebilecek boyutta olmamasıdır. Dünyanın en yüksek faizin Türkiye'nin veriyor olmasıdır. Suç olan bunlardır arkadaşlar. Suç olan 128 milyar doların hesabının verilmiyor olmasıdır. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve onun için ben şahsım adına söylüyorum. Bakın muhalefet partileri falan beni ilgilendirmiyor. Ben şahsım adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 128 milyar dolar ne olduğu sorusunu sormaya devam edeceğim. Her gün bıkmadan, usanmadan soracağım. Bu sorunun cevabı verildiği gün eğer ki bir hata yoksa, eğer ki gerçekten devletin, milletin uğruna harcanmış bir paraysa çıkıp buradan sizlere özür dileyeceğim. Ama yok, ortada çok ciddi bir hata varsa, ülke ve devlet zarara uğratılmışsa, bütçe zarara uğratılmışsa, hazine zarara uğratılmışsa, her şey bir tarafa, halk yani bizler zarara uğratılmışsak, o zaman bizi zarara uğratanlar da hesabını verecek arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hesabını verecekler. Çıkacaklar. Neden bu harcamayı yaptıklarını bize söyleyecekler. Yanlış, hatalı bir durum varsa da bunun hesabını elbette demokrasi önünde, elbette mahkemeler önünde verecekler. O kadar. Yani öyle ben yaptım, oldu, bitti diye bir şey ne yazık ki yok arkadaşlar. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Sonrasında videomuzu tamamlayalım. 8.06 seviyesinde bir dolar kuru görüyorum. 9.66 seviyesinde de bir euro görüyorum arkadaşlar. Dolarla eurodaki bu çekilme bence hiçbir şey ifade etmiyor. Merkez Bankası'nın kararıyla falan da ilgisi yok. Yabancı girişiyle de ilgisi yok. Kamu bankaları ve Merkez Bankası elinden gelen tüm enstrümanları kullanarak
doları baskılamaya çalışıyor arkadaşlar. Ama bu heves çok kısa sürer. Sonrasında tekrar kurun çok net bir şekilde 8.80'e doğru gittiğini görürüz. Dolar kurundan bahsediyorum. Euro da buna bağlı olarak 10 liranın üzerine atar kendisini. Euro dolar paritesi 1.20'yi zorluyor arkadaşlar. Kırarsa 1.25'e doğru gider. Bakıyorum borsa 1400 seviyesinin tekrar üzerinde ama bence kalıcı bir seviye değil ve borsadaki balon hala çok büyük bir balon, patlarsa da bunun altında kim kalır? Tabii ki küçük yatırımcı kalır. Altının onsu 1779 dolar seviyesinde, size 1760-1770 seviyesini işaret ediyordum. O seviyenin üzerine çıktı. Bu saatten sonra 1800'lerin üzerine kendisini atar ve hız yükseliş devam eder arkadaşlar. Altının yükselişi sırasında da kripto paralardan bir çıkış olduğunu görüyoruz. Aman ha, dikkatli olun, bir miktar daha gevşeyebilir kripto para cephesi, onu da söylemiş olalım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.